Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Kanalda bu zamana kadar incelemiş olduğum ekipmanlarda yoğunlukla RGB ışıklandırmaları görüyorduk. İncelemiş olduğum klavyelerde, mouse'larda, kulaklıklarda veya bilgisayar içerisindeki sıvı soğutma sistemlerinde dahi RGB ışıklandırmalar vardı. Ses sistemlerinde dahi RGB ışıklandırmalar vardı. Ama ışıklandırmanın böyle yoğun olduğu, dolu dolu olduğu ekipman çok fazla değildi. Bugün inceleyeceğimiz ekipman ise gerçekten ışıklandırma noktasında bayağı üst seviyede. Hangi ekipman bu? Mikado markasının MD-SBT25 modeli soundbarı. Aslında sadece bir soundbar değil bu. Taşıyabileceğimiz bir ses bombası olarak da düşünebilirsiniz veya masanızda kullanabileceğiniz bir soundbar olarak da düşünebilirsiniz. Böylelikle çok yönlü bir kullanım imkanı bizlere sağlıyor. Bunun dışında giriş çıkış noktasında bayağı zengin bir soundbar. Gelin isterseniz kutusundan çıkartalım, ama ondan önce sizler hala kanala abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenerek ve yorumlar kısmına da bir yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Evet, soundbar şu şekilde bir kutuyla bizlere geliyor. Ön tarafta 10 wattlık güç çıkışından bahsedilmiş Type-C girişi, Bluetooth bağlantısı, RGB ışıklandırmalar ve içerisinde 1200 mAh'lik bataryası olduğundan söz edilmiş. Kutunun arka tarafına geldiğimizde burada bazı teknik özelliklerden bahsediliyor. 10 watt güç çıkışı deniliyor ve 2 tane speaker var. Büyük ihtimalle 5 artı 5 olarak ve ses frekansı arada 20 Hz ile 20 kHz arası. Empedans değeri ise 4 ohm ve 3,5 mm'lik AUX ses çıkışı olduğundan bahsedilmiş. Kutusunu hemen açalım. İçerisinde bir adet kullanım kılavuz kitapçığı bulunuyor. İki tane bağlantı kablosu çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Type-C bağlantı kablosu. Diğeri ise 3,5 mm'lik jack bağlantı kablosu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şekil olarak çok güzel bir sound var. Çok şekil ve şık duruyor gerçekten. Yani masaya koyduğumuz zaman ben buradayım diyor. Kesinlikle üzerindeki ışıklandırmalar çalışmasa dahi. Benim kullanmış olduğum zaten beyaz bir sound bar vardı. O bu kadar güzel değil arkadaşlar. Onda da ışıklandırmalar var. Bunda da ışıklandırmalar var. Ama bu şekil olarak daha güzel ve şık duruyor. Üst tarafta 4 tane buton görüyoruz. Bu butonların ne işe yaradığından birazdan bahsedeceğiz zaten. 37 santimlik uzunluğu var. Derinliği ise 6,5 santim civarında. Şöyle yüksekliği de 7 santim civarında. Gövdesi beyaz renkten oluşuyor. Ön kısmı şöyle gri renkte arkadaşlar. Alt kısımda da kaymaz ayakçıklar var. Üst tarafta kontrol ünitesi var. Bu kontrol ünitesinde bulunan tuşlarda mod tuşu var. Ses yükseltme, alçaltma tuşu var ve durdurup tekrardan oynatma tuşu bulunuyor. Ve arka tarafında da bazı giriş çıkışlar olduğunu görüyoruz. Burada on off butonu var. Bluetooth mode. On modunu aldığımız zaman direkt Bluetooth modda başlıyor. Birazdan bağlantıyı sağlayacağız ve 3,5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Micro SD kart girişini görüyoruz. USB girişini görüyoruz ve Type-C girişini görüyoruz. Bu Type-C girişi üzerinden şarj işlemini yapabiliyoruz. İçerisinde 1200 mAh'lik bataryası var. SD kart üzerinden, USB üzerinden müzik dinleyebilirsiniz veya direkt Bluetooth bağlantısını sağlayarak da müzik dinleyebilirsiniz. Ve ışıklandırmalar konusunda herhalde bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Buradaki mod tuşuna basarak başka ışıklandırma modlarına da geçiş yapabiliyoruz. Örneğin bu şekilde yanıp sönme, nefes alma daha doğrusu efekti var. Sade renkler var. Ve müziğin ritmine göre de buradaki ışıklandırmalar hareket ediyor. Şu an müzik dinlemediğimiz için onu göremiyoruz. Şimdi telefonla bağlantıyı sağlayalım. Önce telefonumuzun ayarlar kısmına girip Bluetooth'u açıyoruz. Bağlantıyı sağlayalım. Eşleşmeyi yapalım. Bağlantıdan sonra da zaten kendisi sesle tepki veriyor. Bluetooth'un 5.1 versiyonuyla cihazlarla bağlantıyı sağlıyor ve ortalama 10 metrelik bir çekim mesafesine sahip. Aslında 10 metreye geçtikten sonra da müzik dinleyebiliyoruz ama biraz seste bozulmalar olabiliyor. Telifsiz müziklerden bir tane müzik açtım. Sesimi çok fazla açamıyorum çünkü benim sesim bastırıyor. The idea was a good one. The execution of it, not quite so. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Buradaki ses kontrol tuşlarından aynı zamanda parça kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Yani basılı tutarsanız eğer ses kontrolüne yarıyor. Eğer kısa bir şekilde basarsanız, yani basıp çekerseniz bir sonraki parçaya geçiyor veya eksiye basarsanız bir önceki parçaya geçiyor.
Birçok yönden kullanışlı bir burada kontrol ünitesi olmuş aslında. Telefonda Bluetooth bağlantısını sağladıktan sonra telefon görüşmelerinde de soundbar eğer kullanmak istiyorsanız durdurup oynatma tuşuna arda arda iki defa basarsanız en son kimle telefon görüşmesi yaptıysanız onu tekrardan aramaya başlıyor. Oyuncu odaklı bir soundbar görünse de aslında isterseniz ışıklandırmaları kapatarak da bu soundbarı normal ofiste de kullanabilirsiniz. Yani günlük işlerde kullanmış olduğunuz masanızda da ışıklandırmaları kapatarak da sade görüntüsüyle soundbar'ı kullanma imkanımız var. Fiyatına göre çok yönlü bir soundbar olduğunu söyleyebilirim aslında arkadaşlar. Hem giriş çıkış noktasında hem çok yönlü kullanış noktasında. Soundbar'daki dikkat çeken ana özellik üzerindeki RGB ışıklandırmalar olsa da bence bunun dışında giriş çıkış noktasında zengin olması bu soundbar'ı çok kullanışlı bir hale getiriyor. Yani sadece bilgisayarda değil, örneğin laptop çantanıza atıp götürebileceğiniz bir soundbar veya laptop olmasa dahi telefonunuzla Bluetooth bağlantısını sağladıktan sonra yine kullanabileceğiniz bir soundbar. Eğer telefon dahi yoksa SD kart girişinden de bir SD kart takarak da yine müzik dinleyebiliyorsunuz. Vermiş olduğu performans noktasında ise iki tane içerisinde speaker bulunuyor ve bunlar beşer beşer şeklinde toplamda 10 wattlık bir güç çıkışı var. 10 wattlık bir güç çıkışı ne kadar ses veriyorsa bu sound bu arada bize o kadar ses veriyor. Bu kısa ve öz oldu aslında. Burada aslında söylemek istediğim şu: çok güçlü bir ses sistemi istiyorsanız eğer bu soundbar sizin işinizi görmez. Yüksek ses seviyelerinde böyle bangır bangır müzik dinlemek istiyorsanız tabii ki bu soundbar sizin işinizi görmeyecektir. Ama burada şunu da unutmayalım ki 700 TL bandında bir soundbardan söz ediyoruz. Tabii ki müzik dinlerken yine keyifli bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. PES'te, FIFA'da, Forza Horizon'da bu tarz oyunlarda seste bozulma olmadan oyun keyfini, sesini verebiliyor. Soundbar'ın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlarım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Soundbar hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.